Ha? Sen günlerdir göz göre göre bana yalan söylüyorsun. Ya Metin, biliyorum çok kızdın. Ama bu yalan değil. Ya sadece ben her şeyi yoluna koymak için biraz zaman kazanmak istedim. İkimizin iyiliği için. O zaman bu sefer de annenlere birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylesen iyi olur gönlüm. Ya Metin, nereye? Burada daha fazla kalıp kötü şeyler söylemek istemiyorum. Sana pembe gelen yalanların gibi bu da ikimiz için. Ya Metin! Koş koş, yetiştik oradalar ya. Ne yapacağız şimdi anne? Bakalım. Allah büyük kızım, rızkımız nerede? Oraya gideceğiz. Zaten o evden ayrılmakta geç bile kaldık. Hiç değilse dün gece o lafları işitmezdik. Aşk olsun Hafize teyze ya. İnsan bana da bir haber vermez mi? Nereye böyle? Gidiyoruz bakalım oğlum. Seni de telaştan unuttuk, haklısın. Ya tamam anladık, gidiyorsunuz da yani nereye gidiyorsunuz? Var mı kalacak bir yeriniz? Ha? Yok değil mi? Ama maşallah efelenmeye gelince hepiniz bende nefesiniz. Hadi kalkın yürüyün, bana gidiyoruz. Sana mı? Bana ya. Yani şu benim otele. Otele mi? Otele. Biraz orijinal bir otel ama... Evet, 5 yıldızlı otel değil fakat yani... En azından kalacak bir yeriniz olur ya. Birçoktan iyidir değil mi? Ha? Yok Efe'cim ya, sağ ol. Biz bir düşünürüz annemle bir şeyler. Kızım ben seninle mi konuşuyorum? Hafize teyzeyle konuşuyorum. Evet, Hafize teyze ne dersin? Bak oğlum, pahalı mağalı bir yer olmasın orası. Bizim paramız kısıtlı. Oho, ne pahalı olacak be Hafize teyzem. Sudan, havadan ucuz. Valla. Hadi. Heh, hadi otobüs de geldi. Hadi hadi. Anneciğim sen de eve git artık, bekleme yavrum. Ya ama ben anneanneme ne diyeceğim şimdi? Üzülme Mine ya. İstediğin oldu işte. Sonunda bizden kurtuluyorsun. Hoşça kal. Ne yaptın sen Osman Bey ha? Torununa, arkadaşlarına kendi ellerine silah çektin. Kader kurbanı bir çare yetimleri evinden kovdun. Kimsin sen ha? Şeytan mı girdi hiç? Tanıyamıyorum artık seni. Var mı üstüme Ayşe? Tir tir titriyorum. Çekemem seni. Seni bu halinle kim çeksin ha? Ne yapacak o insancıklar dışarıda? Karnındakini kimden peydahladıysa ona gitsin. Şaşmamalı zaten. Doğru. Zamanında kendi öz kızına aynı şeyleri söyleyen adam elin kızına haydi haydi söyler. Değil mi? Bu saatten sonra değişeceğimi sanıyorsan yanılıyorsun. Hafize Hanımlar bu eve dönecek Osman Bey. Ve sen de hepsinin tek tek gönlünü alıp özür dileyeceksin. Çok beklersin. Yani o kadar büyük bir mekan beklemeyin tabii ama seveceksiniz ya, ben eminim. Hadi bakalım yavrum, inşallah. Sevip sevmemek değil, başımız sokacak bir yer olsun kafi. Gerçi insan böyle bir ilk girdiğinde bir tuhaf oluyor ama direkt mekanın orijinalliğinden yani. Yoksa ben turizm bakanı olsam burayı anında müzeye çeviririm. Hani o kadar buram buram tarih kokuyor. Anne ne tarih ya? Burası buram buram gibi, rutubet gibi kötü bir şeyler kokuyor. Ay sus kızım sus. Geldik artık, bir bakarız en azından. Ya hadi öyle bakmak da olmaz, girseniz içeri. Of Efe of, ne diyeyim sana bilmiyorum ki. Hala kıvırıyor. Tarih kokuyormuş. İşte gördüğünüz gibi mekanımız biraz enteresan. Ama insan ilk şoku atlatınca ister istemez biraz ısınıyor yani. He? Öyle değil mi Bilal abi? Ne? Bacım. Şey değil mi? Teyzen? Ha? Ben demedim mi hemen ısınırsınız diye ya?
Bilal abi zaten bizim bu yoklama usulü selamlaşmalarımız meşhur. Bir dakika, siz tanışıyor musunuz ya? Alo Deniz. Aslı meşgule aldı, kötü bir durum mu var? Ya bırak şimdi. Annem bizi de yanına alıp konağı terk etti. Biz şimdi Efe'nin kaldığı yerdeyiz. Ne? Yani o yıkık dökük yerde mi? Aynen orası. Ya bugün görüşemeyiz. Onu haber vermek için aradım. Hadi ben kapatıyorum. Alo Of Efe. Ya madem bir iş yapacaksın şurada koskoca ev dururken şu yaptığına bak ya. Nereden tanışıyorsunuz peki siz? Bacım benim kader arkadaşım. Şu Allah'ın işine bak sen. Ya geçen senin adam da buradaydı işte. Ben sana onu söylemeyi unuttum. Nasıl ya, sen buraya daha önce geldin mi? Ya abla sakın, bak Efe bilmiyor. Asla. Nereye gittin, nereye geldin belli değil. Kıracağım kemiklerini. Ya siz ne konuşuyorsunuz orada mırıl mırıl ya? Ha? Bilal abi nasıl yapalım ya, şöyle Hafize teyzelere temizinden bir oda ayarlayalım mı? Ya işte geldik gördük anneciğim. Bak burası bize göre bir yer değil. Hadi biz gidelim. Efe sen de gel bizle hadi. Oo amma yaptım be kuzu, yani bunca kalan insanın canı yok mu burada? Kız doğru söylüyor arkadaş. Biz anamızı bacımızı getirmiyoruz buralara. Ayıp değil mi? Birader bir sakin ol. Kimse keyfinden gelmedi herhalde. Sen ne biçim konuşuyorsun zengin çocuğu? Buranın düzeninden haberin yok galiba. Zengin çocuğu mu? Birader lafını bil de konuş. Ayıp oluyor mu ha? Bir dakika Efe ya, bir dakika sakin ol. Arkadaşlar gelenler benim de misafirim ya. Al misafirlerini otele götür. Burası erkek mekanı. Kadın kısmının işi olmaz. Ya rahatsız mısın sen? Ne biçim konuşuyorsun birader ya? Hangi zamanda yaşıyoruz? Tanışma lan birader birader. Efe gözünü seveyim. Hadi yavrum gidelim biz. Nereye gidiyorsunuz Hafize teyze? Bak lanlı manlı konuşma, fena olacak ha. Ne olacakmış lan ha? Ne olacakmış? Ya tamam Deniz tamam. Ne diyor Deniz? Tamam. Bulamazsak ben ararım seni. Hadi bay bay. Biliyor muymuş Efe'nin götürdüğü yeri? Ay biliyormuş işte. Zaten onu tarif etmeye çalıştım. Çocuk sormadı mı? Niye apar topar gittiler diye? Zaten onun için aramış. Yani kim bilir ne yaptınız insanlara diyordu, evden çıktılar. Ya rezil oldum resmen ya. Anneanne ne yapacağız şimdi? Ne yapabiliriz ki kızım? Deseydin ya. Dedem köle İzaura'daki baron gibi kovdu hepsini evden. Bu lafları benim için söylüyorsan hiç yorulma. İçimde zerre kadar pişmanlık yok. Öyle mi efendim? Kendin kaybedersin. Biz Hafizeleri alıp getirmeye gidiyoruz. Aman efendim ne güzel. Ben de dışarı çıkıyorum. Döndüğümde sıkıysa onları gene bu evde göreyim. Hadi bakalım. Asıl sana hadi bakalım. Kimin evinden kimi kovuyorsun sen be?